Merhaba, ben Köksal Arıkan. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Wushu antrenörüyüm. Yaklaşık 1,5 yıldır Antalya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Wushu antrenmanlarını çalıştırıyorum. Spor salonumuz göründüğü üzere gayet geniş. 200-300 kişilik çalışma kapasitemiz var. Bunu daha da arttırabiliyoruz. Yalnız şu anda pandemiden dolayı biraz sınırlı sayıda ve koronavirüs tedbirleri dahilinde çalışmalar yapıyoruz. Wushu ile ilgili size kısa bir bilgi verecek olursam, Wushu sporu Çin savunma ve saldırı sanatlarının genel bir adıdır ve içerisinde birçok kategoriden oluşur. Biz Wushu Sanda kategorisini çalışıyoruz. Sanda'da tekniklerimiz yumruk, tekme ve güreş tekniklerinden oluşuyor. Belli bir platform alanımız var. Yerden 1 metre yüksekliğinde ve aşağıya düşmeden platform içerisinde platformu doğru şekilde kullanarak müsabakalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Evet, bu şu antrenmanımıza diğer bütün branşlarda olduğu şekilde ısınmayla başlıyoruz. Isınmadan sonra kültür fizik hareketlerimizle, bundan sonra ana antrenmanlarımızla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi düşük tempo koşu ile ısınmaya başlıyoruz. Evet, antrenmanımız bu şekilde ısınma turlarıyla devam ediyor. Şimdi stretching dediğimiz Wushu'da çok önemli olan açma germe hareketlerine geçiyoruz. Evet, Wushu'da bizim stretching hareketlerimiz çok önemli çünkü esnekliğe dayalı. Kuvvet, sürat, bunların yanı sıra çok önemli derecede esneklik isteyen bir spor branşı olduğu için biz esnemelere çok önem veriyoruz. Evet, Wushu branşında esnemelerimiz bu şekilde yapılıyor. Vücudun baş kısmından başlıyoruz. Evet, vücudumuzun tamamını başımızdan başlayarak kollarımız, belimiz, bacaklarımız, yani vücudumuzun tamamını en iyi şekilde ısıtıp açma germemize hazırlıyoruz. Thank you.
bacaklarımızı şöyle tam gergin şekilde açalım, onu yapalım. Herkes açabildiği kadar açsın. Evet, bacakları açabildiğimiz kadar açıyoruz arkadaşlar. Dizleri kırmıyoruz. Evet, dizleri kırmadan bacaklarımızı açabildiğimiz kadar gerdiriyoruz. Dizlerini kırma. Geriye oturalım. Sağa sola ortaya esnemeyle devam ettik. Evet, bozmadan geriye oturduk. Sağa doğru esniyoruz. Evet, ortaya iyice uzanın. Ayakları birleştiriyoruz. Ayakları birleştirdik. Evet, esnemeye devam. Dizleri kırmadan başı dizine doğru götür. Antrenmanlarımız ısınma turları, akabininde stretching hareketleri dediğimiz kültür fizikle devam etti. Ve bu şekilde antrenmanın antrenmana geçmeden önce ısınmamızı tamamlamış bulunuyoruz. Evet, Wushu Sanda branşımızda ısınmamızı tamamladıktan sonra ana antrenman bölümünde sporcularımız torba çalışmaları, karşılıklı model çalışmaları, sparring çalışmaları, gölge boksu gibi birçok ve güreş teknikleri, birçok teknikleri çalışıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi torba çalışması ile antrenmanımızı başlatıyoruz. Sporcularımız torba çalışmalarıyla başlıyorlar. Evet, boks. Sürekli kombinasyon, yumruğun arkasına tekme, tekmenin arkasına yumruk kombinasyonlarla. Evet, yumruğun arkasına tekme, tekmenin arkasına yumruk. Yumrukların gelişi gidişinden daha hızlı olacak. Hemen kartı kapatıyoruz. Evet, torbanın etrafında dön. Sürekli aynı yerde çakılı kalma. Torbayı rakibin gibi gör. Torba rakibin, siz torbanın hareketine göre hamle yapacaksınız. Stop. Evet, bir dakika dinlenmeden sonra gölge boksu ile devam edeceğiz. Sporcularımız torba çalışmasından sonra bir başka teknik çalışmamış, gölge boksu ile devam ediyorlar. Hazır. Bye.
gölge boksu, aynı zamanda gölge dansı da olarak da tabir ettiğimiz boks, kickboks, muay thai, wushu gibi bütün branşlarda yapılan bir çalışmadır ve çok önemlidir. Bu gölge boksu, hayali boks, teknik kapasitemizi çok geliştiren bir çalışmadır. Müsabakada rakibimizle müsabaka yapıyormuş gibi antrenmanda bunu düşünerek hayal gücümüzü arttırabileceğimiz ve aynı zamanda kondisyon ve teknik çalışmalarda bize destek olan önemli bir çalışma stilidir gölge boksu. Stop. Evet, bir dakika mola veriyoruz arkadaşlar. Wushu Sanda antrenmanlarımızda bir diğer çalışmamız model çalışmasıyla devam ediyoruz. Evet, sporcularımız model çalışmasıyla devam edecekler. Model 1 hazır. Fight. Evet, olduğun alanı kullan. Sürekli aynı yerde değil. Model çalışmasıyla devam ediyoruz. Model 2 hazır. Fight! Evet, Wushu Sanda branşında tekme, yumruk tekniklerinin yanı sıra sporcularımız güreş teknikleri kullanabiliyorlar. Güreş tekniklerimiz tek dalma, çift dalma, belden atışlar gibi birçok farklı güreş tekniği kullanılabiliyor. Sporcularımız gelen tekmeleri vücuda temas etmeden yakalayarak rakibini platformun dışına atma, aynı zamanda yere düşürme gibi hareketlerle puan kazanıyorlar. Wushu Sanda'daki güreş tekniklerinin diğer güreşlerden bazı farklılıkları var. Wushu Sanda'da kesinlikle elimiz ve dizimiz yere kesinlikle temas etmiyor. Temas ettiği anda puan kaybediyoruz. Sporcu herhangi bir darbe almadan kendi ayağı bile kayıp yer ile temas etmiş olsa puan kaybedecek. O yüzden Wushu Sanda'da sürekli ayakta kalmak en önemli kurallardan birisi. Ve bulunduğumuz alan, müsabakanın yapıldığı alan, yerden 1 metre yükseklikte bir platform. Sporcularımız birbirlerini dışarıya atmaya da çalışıyorlar aynı zamanda. Yani tekme, yumruk ve güreş teknikleri kullanırken bunun yanı sıra rakibini platformun dışına atmaya çalışıyorlar. Çünkü iki kere platformun dışına attığımız zaman round'u, iki round'da da bunu yaparsak direkt müsabakayı kazanmış oluyoruz. O yüzden platformu kullanabilme Wushu Sanda branşında çok önemli bir tekniktir. Stop. Evet, şimdi sparring çalışmasıyla devam ediyoruz. Hazır. Fight.
Evet, sparring çalışması dediğimiz çalışma rakibimizle tam olarak müsabakadaki gibi olmasa da biraz kurallarımızı yumuşatarak maç tekniklerinin tamamını kullanmaya çalıştığımız bir antrenman modeli. Sparring çalışmasında sporcularımız müsabakada karşılarındaki rakibi aynen şu anda mesela Türkiye şampiyonasındaymış gibi çalışmaları lazım. Evet, tekmeler, yumruklar ve güreş teknikleri, sanda da kullanılan tekniklerin çoğunluğunu oluşturuyor. Evet. Stop. Evet, branşımıza özgü çalışmalardan birisi de lapa çalışması. Hem kondisyon hem de tekniği düzeltmek adına yapılan bir çalışma. Evet, lapa çalışması, sporcumuzla başlayalım. Evet, sol. Evet, branşımızda kullanılan çalışmalardan bir tanesi de ip atlama. Bizim hem kuvvet, kondisyon hem de çabukluğumuzu arttıran bir çalışma. Evet, ip atlamayla devam edelim arkadaşlar. Antrenmanlarımızda teknik çalışmamızı tamamladıktan sonra antrenmanın bitmesine yakın bölümde kuvvet antrenmanı yapıyoruz. Kendi vücut ağırlığımızla. Çünkü bize bu branşımızda kuvvet ve kuvveti çabuk şekilde kullanabilme, yani kuvvetle çabukluk çok önemli. Bu nedenle her antrenman sonrasında biz kuvvet antrenmanı yapıyoruz. Kuvvet ve kuvvetle çabukluk. Çünkü bunu antrenmanın öncesine veya ortasına aldığımız zaman sporcularımız bu sefer yorgunluktan dolayı teknik çalışmalarda sıkıntı yaşayabileceklerinden dolayı her zaman antrenmanın sonunda kuvvet antrenmanları yapmamız daha doğru oluyor. Evet, şimdi kuvvet antrenmanlarımızdan başlayalım. Şınav pozisyonu al. Hazır. 1 2 4 5 6
haydi. Ceket. Stop. Evet, kolları gerdir, dinlendir. Nefes al, ver. Evet, şimdi düz mekik. Düz mekik pozisyonu al. Hazır. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, son 5, 4, 3, 2, 1, son. Evet, dinleniyoruz. Karna masaj. Derin nefes al, ver. Evet, ters mekik pozisyonu al. Eller ensede. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, son. Evet, derin nefes al, ver. Dağ tırmanışı pozisyonu al. Hazır. Başla. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, son. Evet, kalkıyoruz. Derin nefes al, ver. Komando dansıyla devam ediyoruz. Eller ensede. Hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, son. Evet, bırakıyoruz. Derin nefes al, ver. Evet, kuvvet antrenmanımızı da bu şekilde tamamladıktan sonra artık yavaş yavaş antrenmandan soğuma bölümüyle antrenmanımızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, soğuma için ortada daire olalım. Yunus, sen soğumayı yaptırıyorsun. Evet, bu şu antrenmanlarımızı sizlere bu şekilde tanıtmış olduk. Herkese Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Antalya Spor Salonu'nda wushu yapmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.